Fethiye'nin bir yıllık COVID-19 raporu Muğla Tabip Odası tarafından açıklandı. Rapora göre Fethiye genelinde bir yılda 1200 hastanın yatarak tedavi gördüğü kaydedildi. Tahminen 350'ye yakın vatandaş hayatını kaybederken yalnızca Fethiye Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 100'ün üzerinde sağlık çalışanı COVID-19'la enfekte oldu ve PCR pozitifliği saplandı. Bir sağlık çalışanı vefat ederken Fethiye'de tahminen 30 bin PCR testi yapıldı. Ayrıca 30 bin kişi de aşılandı. Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin, koronavirüsün meslek hastalığı olarak kabul edilmesi yönünde Muğla Tabip Odası ve Türk Tabipler Birliği olarak girişimimiz oldu şeklinde ifadeler kullandı. Biliyorsunuz bir pandemi dönemi yaşadık. 11 Mart itibariyle Türkiye'de ilk pandemi hastası açıklaması yapıldı. Üzerinden bir yıl kadar bir süre geçti. Bir rapor hazırladınız özellikle Fethiye ile ilgili. Bu raporda ne var hocam? Evet, şimdi biz Muğla Tabip Odası olarak Fethiye özelinde bir rapor hazırladık. Arkadaşlarımızla birlikte Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak. Bu raporda şunu söyleyebilirim. Tüm Fethiye'de yaklaşık 1200 COVID-19 hastası yatarak tedavi gördü. Yine edindiğimiz bilgilere göre, arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre 350'ye yakın vatandaşımızı kaybettik. Fethiye özelinde 350 vatandaşımızı kaybettik. Tabii bunun içerisinde sağlık çalışanımız Ömer arkadaşımız da var, abimiz de var. 100'ün üzerinde sağlık çalışanı bu hastalığa yakalandı. COVID-19 hastalığına yakalandı. Bunu özellikle niye söylüyoruz? Sağlık çalışanları COVID-19 hastalığı açısından büyük risk grubunu oluşturuyor. Normal toplum bazında ele aldığımızda 10 kat, 14 kat daha fazla sağlık çalışanımız bu hastalığa yakalandı. Ve bu nedenle bu hastalığın da biz meslek hastalığı olarak kabul edilmesi yönünde Muğla Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği olarak girişimlerimiz oldu. Bunu kamuoyu da yakından biliyor. Doktor Şahin aşılama sürecinin yavaş ilerlediğini dile getirdi. Şunu ayrıyetten belirtebilirim. Yine Fethiye'de aşılama dönemi başladı biliyorsunuz Türkiye genelinde. Her ne kadar aşı biraz umut ışığı olsa da süreç biraz yavaş gidiyor. Bundan da biz endişe duyuyoruz. Aşı hızımız yavaşladıkça mutant virüslerin hızlı yayılımı hastalığı üst perdelere taşımaya başladı. Ve hastalık insidansı oldukça yükseldi. Biz hastalığı kontrol altına almaya çalışırken bu şeydeki aşıdaki yavaşlama beklentimiz kötü sonuçlarla çok daha yüksek hasta oranı ve çok daha vatandaşımızın kaybına yol açacak diye endişe ediyoruz. Fethiye özelinde aşılama açısından bugüne kadar 30 binin üzerinde vatandaşımız aşılandı. Biz bunun çok daha hızlı ve etkili olmasını diliyoruz, istiyoruz. Organizasyonu yapan sağlık birimlerince umarım hızlı bir aşılamayla şunu söyleyebilirim. Bu hastalığı çok kısa sürede kontrol etmeye çalışmamız için Türkiye genelinde günde 2 milyon civarında kişiyi aşılamamız lazım ki 3 ayda 5 ayda biz bunu kontrol altına alalım. Bu hızla gittiğimizde 2021'i biz kaybettik. 2021'de de bu hastalığı kontrol altına alamayacağız. 2022'ye sarkacak. Endişemiz budur. Şahin virüsün yayılmasının yavaşlaması için tam kapanma gerektiğini vurguladı. Şimdi Muğla'da en son hafta değerlendirmesinde 100 binde 80'in üzerinde hasta sayısı açıklandı. Bu 100'ün üzerine çıktığı zaman zaten çok riskli gruba giriyorsunuz. Bu önlenemez bu tedbirlerle. Biz onu iddia ediyoruz. Çok etkili tedbirler almanız gerekiyor yönetim olarak. Hükümet olarak, Sağlık Bakanlığı olarak
etkili tedbirler alacaksınız ki bu sayıyı aşağı düşürebilirsiniz. İnsanlar gezdikçe, dolaştıkça, normal lafını duydukça bu sayı artacaktır. Yani bizim Muğla Tabipleri olarak ve Türk Tabipleri Birliği olarak en etkin yöntem tam kapanma diyoruz biz. En az 14 gün, 28 güne kadar tam kapanmayla bu işi çözebilirsiniz. Bu kapanma da bölge bölge kapanmayla olmaz. Yani genelde bir kapanma gerekiyor etkili olabilmesi için.